Merhabalar. Bugünkü dersimizde Code eRobot adlı uygulamayı biraz daha yakından tanıyalım. Şöyle sanal robotumuzu biraz daha büyütelim. Bakın şu orta noktada merkez noktasına kalem bastır ve kaldırmak suretiyle çizim yaptırabiliyoruz. Ancak bugün çizimden önce biz üzerinde bulunan ışıklarla robotumuza komut vermeye çalışalım. Şimdi program başladığı komutu burada hazır var. Bunun içerisine program başladığında bizim robotumuzun üzerinde bulunan bu çapraz şekilde bulunan yer yanacak. Burada bakın kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 renk var. Kırmızı ve yeşili yaktığımız zaman, değerleri değiştirdiğimiz zaman renkler değişiyor. Şu anda bakın sarı ışık yandı. Şu ışık kısmına tıkladığımız zaman, şuna tıklayacak olursak yanıp sönecek ışık. Bir daha tekrar basalım. Bakın şu an sinyal verir şekilde yanıp sönüyor. Program başladığında bunu yapsın. Peki biz bunu trafik ışığına dönüştürecek olursak, o zaman şu şekilde kodlayacağız. Şimdi bir durduralım. İlk olarak kırmızı ışık yansın. Yeşil ışığın değerini sıfıra getirelim. Bunları sıfırlayalım. Evet, şu anda program başladığında kırmızı ışık yanıyor. Bu kaç saniye beklesin istiyorsak ona göre buraya bekleme süresi ekleyebiliriz. Örneğin kırmızı ışık 5 saniye boyunca yansın. Ardından bakalım şöyle. Sarı ışık yansın. Sarı ışıkta yine kontrol kısmından bekleme süresi alalım. Sarı ışık 2 saniye yansın. Ve ardından yeşil ışık yanmış olsun. Diğer iki ışık sönsün. Hemen buraya tıklıyoruz. Kırmızı ışığın değerini sıfırlıyoruz. Yeşil ışığın değerini de sıfırlayıp pardon 255 yapıp yeşil ışığın yanmasını sağlayacağız. Şimdi bir bakalım programımız nasıl çalışacak. Sarı ışığa geçti ve yeşile geçti. Buraya da bir bekleme süresi koyarsak tamamlanacak programımız. Yeşil ışık da yine 5 saniye boyunca yansın. Ardından tekrar sarı ışığa geçsin. Şöyle. Ne oluyor? Bir de buna bakalım. Parlaklıkla ilgili acaba bir bakalım. Evet, şu an kırmızı ışığımız yandı.
5 saniye boyunca yandıktan sonra sarı ışığa geçiyor. Bakın yeşil. Ve ardından sarının, evet, sarı bu şekilde yanıyormuş. Dönerek yanıyor. Bunu da keşfetmiş olduk. Spin. Evet, yanıp sönebilir. Durduralım. Evet, sarı ışık yanıp sönecek. Buraya da bekleme süresi koyarsak ve sürekli tekrarla bloğunu yerleştirdiğimiz zaman bu sürekli tekrarlayacak bir süreç kendini. Şöyle bir durduralım. Yine 2 saniye boyunca yanıp söndükten sonra tekrar kırmızı yansın. Bu şekilde trafik lambamızı hazırlayabiliriz. Bir sonraki derste diğer sensörleri göreceğiz. Şuradan kodlarımızı biraz küçültelim. Evet, sanal robotumuzla yapmış olduğumuz trafik lambası bu şekilde. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.